Selam. Tatile gidiyoruz. Avrupa turu yapacağız. Tabii ki. Vizesiz gariban Avrupa turu yapacağız. Şu an dış hatlara geldik. Yalnız havaalanında şöyle saçmalık var. İkimiz birlikte bilet aldık ama ayrı ayrı koltuklara verdiler bizi. Ne diyorsun? Harika. Şu an mikrofon yok. Sonra takacağım. İçeri giriyoruz. Dur. Donumuza kadar soyacaklar şimdi. Zorla yemek bulduk. 2 çay, 2 simit. 300 TL. Altından simit. Çok ucuz kurtuldun çünkü tek bir portakal suyu 200 liraydı zaten. Peki, portakal suyu içmedik, gariban çay. Su içer misin dedi. Alalım mı almayalım dedik. 50 lira deyince vazgeç. Susuzluğa dayanabilirim birkaç gün. Buradan gidelim de sigara. Şuraya geçer miyiz? Oturalım şurada yiyelim. Ben sigara bölümü. Evet, Makedonya'ya geldik. Makedonya'ya geldik. Havaalanından sonra bir yarım saat uyudu. Yol geldik. Böyle bir yere geldik. İleride bir göl varmış ve dünyanın miras listesinde 78. sıradaymış. Evet. Buralarda bir fotoğraf çekelim. Buraya gelenler aklında olsun, yanınıza bir çantaya su falan getirin. Çünkü burada su vermiyorlar. Suyu parayla alıyorsunuz otobüste bile. 1 euro karşılığında. Evet, burada tekne turları yapıyorlarmış. Tekne turuna çıkarız değil mi? Bilmiyorum. Yani bence en mantıklı olur şu. Mağaralara falan giriyormuş tekne. Biraz çok gariban bir yer. Yani biz buraya geldiğimiz zengin gibi görüyorlar. Turist diye geçirmeye çalışıyorlar bizim başka turistlere yaptığımız gibi. Ne de olsa bir ne de olsa köken Türk yani. O yüzden çok güzel ya, evet. Dur şuraları bir şöyle göstereyim. Çiçek şimdi diğerleri. Paketimiz suyuna el değmesin mi yani? Seviyesi 5 falan. Evet, her yerde böyle yıllıklar var. Sen video çekerken mal mal gelip bağırıp çağıran salak Türkler. Tabii bizle birlikte geldiler. Ben grup oluşturduğumda belliydi zaten bu kitlenin ne olduğu. Evet, WhatsApp grubunda saçma saçma sohbet etmeye çalışanlar falan. Ama manzara çok güzel. Ya şu salakların yüzünden oradaki manzarayı çekemedik. Alamadım, evet. Çok güzel. Efendim, seni burada. İşte fotoğraf çekiliriz ya. Yürüyelim. Şimdi şöyle bir yolda yürüyoruz. Grubu da kaçırmayalım. Salaklar kaybolursa o salakları bekleriz. Daha çok sinirlenmemiz lazım. Burası şey gibi ya. Ha. Ne? Çok zenginim çünkü. Makedonya böyle kocaman bir köy gibi. Büyük bir köy işte.
Aa, şey buraya mı? Gel. Tiyatro gidiyor. Evet, bu gölün şeyi. Devamı. Pardon. Şöyle yapacağım. Bu özelliği ne zaman kullanacağım diye bakıyorum. Evet. 1 kilometre yol yürüyeceğiz. Bir şey kaylarına gidiyoruz ya. Şu manzarayı da göstereyim. Bir şey kaylarına gidiyoruz. Oldum oldum ben. Nasıl? Güzel. Sevdim. Doğa güzel. İnşallah mikrofona da ses gidiyordur. Ben mikrofon takamıyorum çünkü. Evet. Çıksın. İçin. Tamam. Güzel çıkıyor ama, değil mi? Güzel çıkıyor. Evet. Bakayım gösterin bana da 50 zelonda. Kafeler dediği burada herhalde. Aa, burada güzelmiş. Şöyle bir çekeyim. Bizim gelinim bak. Bak tek tek alındı da doğru konuları. Burada sağlam. Ömer Ede Matka Kanyonu'nda. Şu an Matka Kanyonu'nda Amerikan Meclisi. Evet. Buraya alırdık kiralarını. Nasıl buldunuz tekne turumuzu? Güzel buldum. Evet. Su sadece ağaçlardan dökülen yapraklar falan doğal pislik var. Ama karşımızda bir teyze var.
çam fıstığı yiyip kabuklarını attım. Her yerde belli ediyoruz kendimizi. Neyse biz doğayı çekelim boş. Güzel manzara. Serin serin. Oh. Vallahi kendime geldim ha. Serin serin ben kendime geldim. Ha? Evet arkadaşlar, makinede çay arıyorum sabahtan beri. Birkaç tane Türk abi esnafa denk geldim. Burada çay olduğunu söylediler. Şimdi de gidiyorum orada çay içmeye. Allah vallahi kahveli. Gel şuraya çökelim. Oo. Gel şurada otururuz ya. Selam aleyküm. Gel şöyle otur. Makedonya'da harika avcı çalıyor. Şurada. Ama telif yiyebiliriz. Aynen, telif yiyebiliriz, çabuk kapat. Çayımı da bulduk bu arada. Sana verdim. Cebimden düşüyor benim. Çay işte lan, bayağı çay. Seni hatırlıyorum. Seni hatırlıyorum. Kahveciyim yalnız şu an, her yere aldım. Mola verdik. Buranın pişti meşhurmuş. Burada makita diyorlar. Pişi yemeye geldik. Bir Makedon kedi. Türkçe konuşuyor. Miyav diyor. Peynir de, koyun peyniri zaten. Koyun peyniri ha. Bu dağlarda içen koyundan peyniriymiş. Ama bizimki gibi koyun kokmuyor. Hızlıca yiyelim. Çünkü 20 dakikamız var. Pişilerimizi yedik. Normal pişiler gibi değil. Daha büyük böyle. Kafam kadar pişiler. Ama güzel. Yanında koyun peyniri vardı. O da güzeldi. Manastır'a doğru gideceğiz. He? Atatürk'ün okuduğu askeri liseye gideceğiz. Halkın gelmesini bekliyoruz. Şu an Makedonya'nın en güzel caddesindeymişiz. Manolya Caddesi meydanı. Manolya meydanından böyle bir caddeye doğru girdik. Yürüyoruz. Manastır'a gideceğiz. Atatürk'ün okuduğu askeri okula gideceğiz. Böyle bir cadde. Kavgaya gider gibi gidiyoruz. İstiklal Caddesi gibi işte. Güzel ama. Böyle oturuyor insanlar. Çekiyorlar. Akçı izlemişler. Hangisi? Birbirine çok değişik baktı. Abi bir durun. Cadde. El ele yürüyoruz. Ördek ailesi gibi. Yavru ördekler gibi böyle el ele. Kavgaya gider gibi 55 kişi gidiyoruz. 36 kişi. 36 mı? Aa, kasino var burada. Kumar oynuyor. Vardı. Burası kasino. Makedonya'nın Las Vegas'ı herhalde. Bak şu binalar güzel.
sonra zamanında Osmanlı toprakları olan bir bölge. Atatürk niye Makedonya'da okudu demiyor. Osmanlı zamanında Osmanlı toprağımız burası. Ha? Bilmez, ondan sonra Atatürk'e legaluga yaparlar. Papaz olur. Arkadaşlar çakma zara buldum. Zara. Zara. Daha zara. En zara bu. Evet, Atatürk'ün okulduğu askeri lise. Hadi gidelim. Evet, Atatürk'ün okuduğu askeri lise. Burası da onun odası. Cam çok yansıyor. Şu tarafta mı? Yok, yine yansıyor. Şimdi cam burası da aynı binada arkeoloji müzesi. Çanak çömlek çekiyoruz. Kim Artemis mi? Artemis abla. Neydi? Athena'ymış. Athena. Bizim Athena daha iyi. Burada kesilmiş kafalar var. Eski paralar. Burada bir tapınak şeyse. Bu acaba orijin mi? Bilmiyorum ki. Gerçek olabilir. Dur bakayım. Yok, gerçek parçalardan şey yapmış olabilirler. Birleştirmiş. Arkeoloji müzesi ise gerçektir. O kaleye bak. Şöyle bırakayım, okuyabilen aşağı yorumlara yazsın. Ağzından tükürük fışkırtan bir balık var. Balık mı, kedi mi, öyle bir şey galiba. Burada kostümler, kostümler, tablo, insanlar. Burada bir oda var, burası çok güzelmiş. Oy. Baksana. Gramofon falan. Beylerbeyi Sarayı'na mı gitmiştik? Oraya benziyor. Orada bir de küçük saray. Yazlık saray. Burada da var. Oğlum çok büyükmüş burası. Bir oda var. Bura ne? Oh, kafaya dikkat. Piyano var burada.
Çalıyor mu? Ama piyano çalıyoruz. Bak, kasap havası çalacak. Makedonya'da müzede kasap havası çaldılar. Pedalına basmadığım için uzun uzun çaldı. Ha? Bana dokunmayı yazmamışlar ki. Herkes dokunmuş, parmak dolusu üstü. Ay, burada çıplaklar kampı var, kaçalım. İki tane çıplak kadın. Herkes onlara bakıyor. İşte bu çocuk da çıplak. Yok, bak burada giyinik teyze. Bu çıplak. Amca namuslu, hiç bakmıyor. Bunların hepsi bakıyor şerefsiz. Bu da havaya bakıyor, alık. Ya şu odalara da bakalım. Sonra gidelim. Tüfekler. Ablalar. Ha, burada başka oda yok. Aa, eski fotoğraf mekanlarına. Biz zaten seviyorum eski kasayı. Ha. Kurcalayalım mı? Eski yazar kasa. Bunu böyle basıyorsun, çeviriyorsun, tıngır 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 buradan dönüyor. Oha! Şu kadar altınla mı geliyorlarmış? Hazine sandığı aç lan, belki bir şey vardır. Şimdi dokunmayalım. 180, 100, 100'den elinde kalacak şimdi. Oha, hayvan gibi ağır. İçi boş. Hazine olsaydı. MG3. Oh, çok savaş. Bu da MG3. Askerde temizlenmiş ismi var. Hangisi? Kaleş değil öyle. Yazıyor mu orada? İşaret bir şey diyor. Flairgun diyor. Ne alaka? Ha, Flairgun o. O kaç? No 2 mi? 2. Yok lan, 2 fotoğraf diyor. Şu otomatik rifle. Ha, rifle şey de. Sniper. Evet, gezimiz bitti. Hadi gidelim. Bunun alt katı da bu kadardır ama. Arkeolojisiz. Evet arkadaşlar, Makedonya turumuzun ilk günü bitmek üzere. Biraz görüntü kumlu olabilir. Burada ışık çok az çünkü. İdare edin. Evet, ilk izlenimlerini alalım Makedonya'da ilgili. Çok güzeldi. Havası da çok güzeldi. Gezdiğimiz yerler de güzeldi. Biz biraz yorgunduk. Akşamdan çok fazla uyumadığımız için sabah da geldiğimiz gibi tura başladık. Evet, gece 4'te uyandık. Yani. 4'te uyandık ve başladık. Evet, Makedonya genel olarak gariban bir yer. Üretim yok. Dışarı bağımlı. O yüzden fabrika mabrika hiçbir şey yok. Havası güzel. Doğası güzel. Ama şehirler köy gibi. Büyük bir köy gibi. Bazı yerler terk edilmiş gibi. Yani sanki savaştan geriye kalmışlar, hiç kimse evet. Yaşamıyor orada. Gibi. Savaş zamanı gibi böyle ışıkları falan kapalı görünmüyor. İşte bir ailesi yurt dışında, yani yurt dışında dedim, Avrupa'da falan, daha doğrusu dedim, Amerika'da falan yaşayanların
yaptırdığı bazı evler var. İşte onlar lüks, onun dışında bütün her yer, bütün evler eski, küçük. Bazılarının dışında stalo falan, boya falan bile yok. Tuğla direkt. Öyle çok az insan var genel olarak. Yani gezmek için güzel, turla gelecekseniz biraz işiniz şansa kalıyor. Varoş bir ekibe denk gelirseniz sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Böyle önünde atlayanlar, üstünüze çıkmaya çalışanlar falan oluyor. Bu tarz şeyler. Ama genel olarak iyi. Bir de otobüs yolculuğunuzu sevmiyorsanız turla gelmeyin. Yani. Bir yere gidiyorsun, bir saat geziyorsun, bir saat otobüs. Yarım saat geziyorsun, bir saat otobüs falan. Bir yerde 15 dakika durduk zaten. 1,5 saat yol gittik. Evet. 15 dakika durduk ya. Ya bugün biraz sıkıştırılmış turdu ya. Evet. Bakalım şimdi yemeğe ineceğiz. Makedon gecesi varmış. Folklor ekibi gelecekmiş galiba. Evet. Makedonlar göbek atacak. Ne kadar izleyebiliriz uyumadan onu düşünüyorum. Ben yemeğimi yerim. Biraz bakarım. Çekersem çekerim, çekmeyebilirim yani. Düşebilmek istiyorum çünkü. Hatta yemeğe kadar girip çıkabilirim. Yarın yine Makedonya'dayız. 2-3 gün Makedonya'dayız yani. Ondan sonra Karadağ, Sırbistan falan bakalım. İlk gün bu kadar. Tamam diyeceğim şimdi. Çok dayı. Dişi güzeldi ama. Dişi güzel bir peynir. Peynir var, peynir. Peynir çok iyiydi. Tokmayan koyun peyniri yapmışlar. Evet, bir peynirleri var çok güzel. Ben tuzlu peynir severim, böyle sert peynir severim. Bizim ezmenin kokmayanını düşünün. Bir de birazcık daha şey, nasıl anlatayım? Ezine birazcık daha böyle tarif edemedim ama neyse. Güzeldi, güzel. Güzeldi, çok güzel. Pişi de güzeldi. Bulabilirsek gideriz, şey alırız. Sormuyoruz. Ne? Orada varmış bir tek. Bir tek orada mı? Sorarız diyorsun. Ama canım, Makedonya'ya ait bir peynir nasıl bir tek bir ortamda? Köy peyniri, köy. Olsun. Sorarız zaten şimdi. Ölkeye sorarız. Ay çok başım, beye başladım. Yok. O zaman. Ay, elveda. Görüşürüz. Eve gidelim. Tamam. Bye bye.